Kısacası adalet bir düşüncedir sevgili dostlar. Niteliği sembollerle dile getirildiği gibi aslında Hüseyin'in onurlu duruşunun tasviridir. Her kirli düzen hem de ölçüsü kaçmış adaletsizlikle savaşmış, boyun eğmeyerek adaletin gerçekleşmesi, hüküm sürmesi adına her şeyden vazgeçmiştir. Bu nedenledir ki zalimlere, zulmedenlere diyoruz ki şunu aklınızdan çıkarmayın. Elbette ki bir gün hak ve adalet ölçülecek, dağıtılacak ve eşitlenecektir. Bundan zerre kadar da şüphemiz yoktur. Bu eşitlik onurlu bir bireyin sorumluluğudur sevgili dostlar. Hepinizin üzerinde de bu yükümlülük vardır. Tüm dinlerin teolojisinde insan suçlu, günahkar bir varlıktır. Bizim inancımızda ise insan suçlu olarak doğmaz. İradi ve akli olarak hareket eder, üzgün olması zorunludur. İnancımızın bizlere özgürlüğü ayrımsız ve nitelik olarak vermiş haklılığı, uygunluğu, doğruluğu, toplumsal deneyimi, emek ve inançtan doğan maneviyattır. Beraberliğini yaşayacağımız sevgili canlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve kalpleri kocaman olan sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aşure bizim tüm farklılıklarımızı bir arada uyum içerisinde yaşayabileceğimizi temsil eden kadim bir lezzet. Bereketin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi. Biz çok büyük ve çok güçlü, aynı zamanda çok güzel bir milletiz. Kökenlerimiz, inançlarımız, fikirlerimiz farklı olabilir ama tarihimiz, acılarımız, sevinçlerimiz var ve bir, hepimiz bu cennet vatana aynı sevgi ve sadakatle bağlıyız. Hepimiz bu canım güzel ülkemizde herkes için mutlu ve güzel bir gelecek kurma idealini paylaşıyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimizle bağlı olduğumuz bu aziz vatanda tek bir canımızın bile, tek bir vatandaşımızın bile ayrımcılığa uğramasını asla kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz. Bu anlayış bize, hepimize Anadolu'nun kadim kardeşlik kültürünün büyük bir mirasıdır. Yönetiminde Yezid'in katliamıyla birlikte Hazreti Hüseyin'i ve 70 canımızı kaybettik. Hazreti Hüseyin'i ve canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Değerli canlar, Kerbela sadece bir katliamın yapıldığı bir yer değil. Aynı zamanda 1344 yıldır ezilenlerin, mazlumların mücadelesine, direnişiyle, duruşuyla birlikte ışık tutan, sembol olan bir mücadele, direniş sahasıdır. Evet, bir katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. Ama Kerbela'daki Hazreti Hüseyin ve yoldaşların direnişi de yüzyıllardır biz mazlumların mücadelesine ışık tutuyor ve tutmaya devam edecek. Zalime karşı mazlumların direniş mücadelesiyim dedi ve yaşamını kaybetti. İşte bizler bugün özellikle Alevi canlar başta olmak üzere çağdaş Hazreti Hüseyinleriz. Bizler bugün Yezidlerle Muaviye anlayışıyla mücadele eden bir geleneğin temsilcileriyiz ve bu geleneğin temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Her zaman Hazreti Hüseyin ve yoldaşları gibi hakkı, hakikati savunmaya devam edeceğiz. Hakikatten ve haktan asla vazgeçmeyeceğiz. Nasıl çağdaş Yezidler varsa, Muaviyeler varsa, çağdaş Hazreti Hüseyin ve yoldaşları da
var olmaya devam edeceklerdir. Türkiye'de, dünyada adil, eşitlikçi bir yaşam kuruluncaya kadar da Hazreti Hüseyin'i duruş devam edecektir. Değerli canlar, 12 gün boyunca Yas-ı Muharrem orucu tuttunuz. Orucunuz hak katında kabul ola. 12 gün sonra da aşurenizi pişirdiniz. Aşureniz de hak defterine kaydola, kabul ola. Hüseyin'i duruşu ortaya koymanın tam zamanıdır. Bir daha Alevi canlar katledilmesin diye, bu katliamlar aydınlansın, açığa çıksın diye, Aleviler bu toplumda, bu ülkede eşit yurttaşlar olsun diye Hazreti Hüseyin'i duruşu hayata geçirmek, bu duruşa uygun davranmak, iyi ile kötüyü ayırt etmek ve eşit yurttaşlık mücadelesinde Türkiye'deki diğer toplumsal kesimlerle birlikte ortak, omuz omuza, göğüs göğüse mücadele etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün Hazreti Hüseyin'i ve işkenceyle katledilen canlarımıza eğer layık olmak istiyorsak, ortak birlikte bu zam, bu sömürü, bu bizleri, inancımızı, dilimizi reddeden, kabul etmeyen bu sisteme karşı ortak mücadele etmek gibi bir sorumluluğumuz vardır.